Evet, bugün sizlerle bahçede ağacın altında salamura yaprak bidona basma şeklini paylaşacağım. Elazığ'dan, Hoşköy'den bunu sizinle paylaşıyorum. Türkiye'nin üzüm deposu, teveklerin en yoğun olduğu orjin, üzüm suyundan yapılan orjin, şekerden değil gerçek orjin ve ana vatanından size sesleneceğim. Biz bu tevekleri nasıl yapacağız? Öncelikle en taze yerlerinden, sürgünlerinden taze yaprakları topladık. Tevekleri açık bırakmadan, yani üzüm yapraklarını topladıktan sonra, bizim buralarda tevek denilir. Bunları topladıktan sonra şu şekilde sapları arka arkaya gelecek şekilde sıraladık. Daha sonra bunu bir tencereye koydum. Üzerine sıcak su, kaynar su döktükten sonra, sıraladıktan sonra gördüğünüz gibi altta, bakın, suyun değmediği yer yeşil. Bu yeşil rengi artık sarardı ve hafif haşlanma gerçekleşti. Ben salamurayı anlatacağım. Bunu kuru vidonda, kola şişelerinde de yapabilirsiniz. Hiç su yapmadan, ama ben tuzla, suyla bunu gerçekleştireceğim. Bu şekilde kaynar su tencereye dizdikten sonra döktüm. Rengi sarardı. Artık şimdi şu şekilde elime alacağım. Şöyle. Yüzü burası, yüzü burası. Yüzü elime gelecek. Tersi de şu şekilde gelecek. Bu sararmayan yerlerin hiçbir sıkıntısı yok. Problem değil. Biraz daha şu şekilde suya sokarsınız. Sararmayan yerleri de kalabilir. Çünkü zaten üzerine yine kaynar su ekleyeceğiz. Aldıktan sonra saplarının olduğu yere şöyle göz kararı, bir yemek kaşığı fazla olur. Az olacak şekilde, yemek kaşığından az, yapraklarını, saplarını da şu şekilde yana yatırıp elimizle bastırıp rulo şeklinde saracağız. Şekilde sarmaya devam edeceğiz. Düzgün. Evet, bu hazır. Bunu artık şöyle vidonumuza yerleştirebiliriz. Şöyle yerleştirdikten sonra şöyle diğer parçaya geçeceğiz. İç kısımları su almamış olabilir. Bunda problem yok. Şu şekilde bastırırsınız. Sararır zaten. Üzerine sıcak su ekleyeceğiz zaten. Önemli olan ilk biraz ölmesi, yaprakların yumuşaması. Böylelikle sarma daha kolay olacak. Yine sap kısımlarını şu şekilde tuzu doldurduk. Baştan yaprakları incitmeden zaten yumuşadı. Ekşiler bu yapraklar. Buraların özelliği o. Kıraç hoş. Teveklerin kendisi ekşi. Sardıktan sonra yine bu şekilde vidonun içerisine incitmeden yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi şöyle koyduğum şekilde almaya çalışıyorum. Evet. Buradan parçayı aldım. Tuzu yine sap kısmına doldurdum. Yine sapları yana yatırdım ki yaprak delinmesin, yırtılmasın. Zaten suyu döktüğüm için yumuşadı. Sap kısımları da yumuşadı, yapraklar da. Kaliteli yaprak olduğu, yırtılma vesaire gerçekleşmiyor kaliteli olduğu için. Şöyle çevirdim. İçeride tuz kalsın. Vidonun içine rahat yerleştirin. Önemli olan bu. Yoksa çok sıkı sarmanıza gerek yok. İncitmeden, yırtmadan gerçekleştireceğiz. Şu şekilde. Şöyle. Diğer parçayı aldım. Bakın, sıra sıra bütün saplar aynı hizaya gelecek şekilde. Yaprağın tersi, düzü burası, düz dışarıda kalacak. İç kısmını çevirdik, tuzu doldurdum, sapları yan yatırdım ve sarmaya
Devam ediyorum. Evet. Şu şekilde bütün vidonu dolduracağım. Evet, vidonumuzu doldurduk. Son bir parçamız kaldı. Gördüğünüz gibi sararmış durumda. Saplar aynı hizada. Birazcık daha aşağı çekeceğim tuzu rahat yerleştirebilmek için. Şu şekilde kaydırdım. Sap kısmına gerçekten yapraklar çok güzeller, ekşi. Bu şekilde bizim buralarda tirit yapılır. Kaynatılıp çok güzel bir şekilde bu yapraklar hafif bu şekilde sarardıktan sonra tiritin içerisine koyup sarıp tüketilir. Tuzu yerleştirdik. Yaprakların bu sap kısımlarını bastırarak yaprakları delmesin, yırtmasın diye dikkatli bir şekilde yana çevirerek sardık. Ve son şeyi de yerleştiriyoruz şu şekilde. Kaydırabilirsem, şu anda iki tane var burada. Üçüncüyü de yana kaydırabilirsem iyi olacak. Yırtmadan, mümkün mertebe incitmeden hafifçe, zaten çok bastırmadım. Rahat bir şekilde doldurdum. Şimdi üzerine yine bir avuç kadar tuz attım. Bir avuç dedim, şöyle bir yemek kaşığı kadar. Evet. Bu su zaten kendi suydu. Kaynar suyu yaprağa bastım. Tuzlu aynı zamanda. Biraz daha elimin tuzunu batırmıştım. Doldurdum. Gördüğünüz gibi çekiyor. Dolacak. Şu şekilde yanlarda kaynar suyu döktüğüm zaman değmeyip yeşil kalan kısımları da bu sıcak suyla birlikte 1-2 gün içerisinde dönecek. Evet. Suyu çekti. Biraz daha dolduracağım. Birkaç gün dikkat edeceksiniz, kontrol edeceksiniz. Suyu çekmişse tekrardan su eklenmesi gerekiyor. Muhakkak dibine bir tepsi, bir tabak koyun. Çünkü taşma yapabiliyor. Asitli olduğu için, yaprak ekşi olduğu için tuzla birleştiği zaman. O akma herhangi bir şekilde zarar vermez. Kapağını sıkı bir şekilde kapatacağız. Akan suyu temizleyeceğiz. O noktada da sizlere çekim yapıp göstereceğim. Şu şekilde dolduracağız. Zaten yer var. Yer oldukça çekecek. Çektikçe suyu ekleyeceğim. Bakın buralar hala boş. Şöyle bastırınca bakın hava kabarcıkları yukarı çıkıyor. Bastırarak yapmadık. Şu yeşillerin hepsi dönecek zamanla. Evet, suyumuzu ekliyoruz. Çekmeye devam edecek. Şu şekilde bastırabilirsiniz. Havanın daha hızlı bir şekilde yukarı çıkıp suyun aşağıya inmesi için. Evet. Böylelikle kış için yaprak salamuramız hazır. Bunu serin bir yerde bir sene kadar rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Herhangi bir şekilde problem yaşayacağınızı düşünüyorsanız, yaprakta bir çürüme meydana geldiğini hissediyorsanız ne yaparsınız? Hemen vidondan çıkartır. Buzdolabı poşetlerine birer bu yuvarlaklardan yapabildiğiniz kadar. Mesela her yapımda diyelim ki iki top mu kullanacaksınız? İkişer toplu şeklinde buzdolabı poşetlerine yerleştirip buzlukta da bunu saklıya muhafaza edebilirsiniz. Eğer vidonda saklarken problem oluştuğunu düşünüyorsanız, serin bir yeriniz yoksa ya da dediğim gibi aşırı derecede su akmaya başladıysa, renginin değiştiğini görüyorsanız, koyulaştığını, kahverengiye döndüğünü yeşilden, bu yaprağın çürüme meyiline girdiğini gösterir. O zaman önlem almak için hemen çıkartır. Yapraklarınız pis olmadan buzdolabı poşetlerine yerleştirip buzdolabında saklayabilirsiniz. Aynı zamanda hiçbir sıkıntı olmaz. Evet, yaprak salamuranın kış hazırlığındaki bir çeşidini sizinle paylaştım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.